Evet sevgili Last Scout TV izleyicileri, hepinize merhaba. Kocaeli Spor'umuz kendi evinde oynadığı Yılport Samsun Spor maçını Benhur Keser'in 45 artı 2. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Kocaeli Spor bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı. Maç öncesinde yaptığımız programda Samsun Spor maçı hakkında nasıl bir tahminde bulunmuşuz? 15 saniye onu izleyelim, tekrar devam edeceğiz. Yılport Samsun Spor gözlerinde çok büyütüyorlar. Yok Kocaeli Spor'a 3 atarmış, 5 atarmış, böyle bir şey yok. Bu maçta Kocaeli Spor'dan ben umutluyum yani. Kocaeli Spor bu maçta hem ligdeki ilk golünü atacak hem de ligdeki ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum Kocaeli Spor'umuzun. Bence bu maçta Benhur'la Bahattin'in kesin golü var. Evet sevgili Kocaeli Sporlar, bu şekilde konuşmuşuz maç öncesinde. Tahminim yarı yarıya tutmuş diyebilirim. Ben 2-0 alırız diye tahminde bulunmuştum. 1-0 aldık. Golleri Benhur'la Bahattin Köse atar diye tahmin etmiştim. Benhur attı. Yarı yarıya tahminim doğru çıkmış. Ama birçok kişi bu maçta favori olarak Samsun Spor'u görüyordu. Hatta iddia oranlarına da bakarsanız Kocaeli Spor'un galibiyetine 6.15 civarı bir oran vermişlerdi. Onlar da anlamıştır Kocaeli Spor'un nasıl bir takım olduğunu. Kocaeli Spor her maç üstüne koyarak gidiyor. Özellikle Samsun Spor maçında hocanın ilk 11'e yaptığı bazı dokunuşlar meyvelerini verdi. Bunu zaten maç öncesi programında da dile getirmiştik. 11'e mutlaka dokunuş gerekiyor diye. Özellikle Mehmet Taş'ın stoperden ön libero'ya geçmesi performansını bir hayli arttırdı. Çok beğendim ben Mehmet Taş'ı bu maçta. Ayrıca Musa Nizam'ın da sol bekten sol stopere geçmesi, ki maç öncesinde bunu dile getirmiştik, mutlaka sol stoper oynamalı Musa Nizam diye. Diego Musa Nizam tandemini beğendim. Musa da sol stoperde gerçekten iyi oynuyor. Semih'i sağ beke koyup da hocanın Sise'yi sol beke çekeceğini tahmin edememiştik. Ben Deniz Alp olur diye şey yapmıştım. Sise yine sağ bekte kalır diye düşünmüştüm. En azından kendi fikrimde. Ama Sise sağ bekte oynadığı gibi sol bekte de güzel bir performans gösterdi. Yani Sise tam bir joker. Nereye koyarsanız elinden geldiği performansı gösteriyor. Ama Mehmet Taş, Musa yerlerinde oynatıldığı zaman çok daha üst düzey performans gösterdiklerini bu maçta kanıtladılar. Ha maçta çok mu iyiydik? Hayır. Samsun Spor da çok iyi değildi. Biz sadece 1-0'dan sonra geriye yaslandığımız için Samsun Spor biraz iyi gibi göründü. Aslında bizim takımda olumlu anlamda ilerlemeler var. Hocanın futbolcuları yerlerine koyması. Aslında futbol santranç gibi düşünmek lazım. Taşları yerine koyarsanız, her taşı kendi yerine koyarsanız iyi gidersiniz. Hocanın hatalarından ders çıkarıp 11'e dokunuşlar yapması hoşuma gitti. Çünkü bazı antrenörler var, hatalarından hiç ders çıkarmıyor. Körü körüne aynı doğrultuda gidiyor. Mustafa Reşit Akça Hoca maç sonu yaptı basın toplantısında. Özellikle orta sahayı kalabalık tutmak istediklerini dile getirmişti. Yine de 10 numarasız iyi gözükmedi. İkinci yarıda İlyas Kubilay oyuna girince gerçekten attığı ince paslarla, çalımlarla farkını ortaya koydu. Ha çok mu iyiydi? Değildi ama gelişecek. Bütün futbolcularımız yavaş yavaş üstüne koyarak gidecek. Çünkü ağır bir kamp dönemi geçirdi futbolcular. Bütün takımlar aynı. Lig başında takımlar gerçek performanslarını gösteremezler. Biz bir de yeni kurulduk. Uyum sorunu da var. Ağır kamp döneminin verdiği yorgunluk. Şimdilik milli takım arasına girdi. Milli maçlardan sonra Bolu deplasmanında 4. hafta maçına çıkacağız. İlk 2 maçta kötü performans gösteren Korcan bu maçta daha iyiydi. Daha derli topluydu. Beğendim. Birkaç tane iyi top da çıkardı. Umarım iyi gitmeye devam eder. Oyuncu performansına tek tek bakacak olursak Diego yine her zaman bildiğimiz gibi iyiydi. Musa Nizam sol stoperde çok daha iyi oynadığını ispat etti. Diego ile Musa'nın uyumlarını da beğendim ben. Özellikle tandem bölgesinde hoca Diego-Musa ikilisinde ısrar etmeli. Gerçekten çok iyi uyum sağladıklarını gördüm. İlk kez yan yana oynamalarına rağmen. Sise sol bekte hiç sırıtmadı. Sağ bekte nasıl oynuyorsa sol bekte de o şekilde oynadı. Defansa daha katkı verir gibi. Mancek de kendini toparlamış. Bu maçta özellikle ikinci yarı bazı hırslı hareketleri vardı. Böyle seyirciyi gaza getiren hareketler de yaptı. Hoşuma gitti. Mancek de ısınıyor takıma, taraftara, stada. Ha stat demişken letre kramponları güzel olmuş. Emeği geçenleri tebrik ederim. Maraton altın ortasındaki koltuklar da takılmış. İlgilenenleri tebrik ederim. Çimler bildiğiniz gibi kötüydü. Yani her maç sonrası zaten rakip takım futbolcuları da teknik direktörleri de röportajlarında bunu dile getiriyorlar. Zemin çok kötüydü. Futbolcular ayakta durmakta bile zorlandı vesaire. Gerçekten bu stada
bu camiaya, bu şehre bu patates tarlası gibi zemin yakışmıyor. En kısa zamanda ona da el atılır inşallah, atılacak bildiğim kadarıyla. O yüzden Bolu maçından sonra içeride oynayacağımız Balıkesir maçı başka bir sahada oynanabilir. Bu milli takım arasında stadın çimlerini kaldırıp komple yeni çim serme gibi bir düşünceleri varmış bildiğim kadarıyla. Çimler düzelsin de futbolcu sakatlanmasın, güzel futbol izleyelim zeminde. Gerekirse bir maç oynayalım dışarıda, fark etmez. Yeter ki o çimleri bir düzelsinler. Gerçekten ilk serilen çim mi çok kötüydü bilmiyorum. Normalde rulo olarak gelen çimlerin 10-15 gün içinde kök salması beklenir. Ben çimler serildikten 2 ay sonra stada gitmiştim. 2 ay geçmesine rağmen çimler hala lop 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 ediyordu böyle üstünde gezerken. Hala kök salmamıştı. O çimlerde bir problem var. Çok kötü bir çim seçmişler galiba. Evet, yine kaldığımız yerden devam edelim maç analizine. 10 numarası çıktı. Orta üçlüyü Mancek, Mehmet Taş, Yılmaz Üzeren üçlüsünden oluşturdu. Yılmaz önlerinde oynadı. 10 numaraya yakın pozisyonda. O açığı kapatmak için. Can'ın da basın toplantısında dediği gibi orta sahayı kalabalık tuttu. İçeri girip gol pozisyonunu üretmelerine engel olduk. Onlar da ortalar açıp denediler. Başarısız oldular. Özellikle köşe vuruşları ve duran toplarda altı pasın içinde tehlikeli pozisyonlar buldular. Oyuncu performanslarını hoca yukarı çıkarmış. Yavaş yavaş takım oturuyor dediğim gibi ama hala taktiksel olarak iyi düzeyde değiliz. Gerçekten yani 3 pas üst üste yapamıyoruz. Ben çok sinirlendim maçta da. Yani alıyoruz, bir pas atıyor, ikinci pastık gidiyor. Hemen kaptırıyoruz. Hocanın biraz orta sahada pas, dikine pas oyunu çalıştırması lazım futbolculara. Her maç eksiklerimiz ortaya çıkıyor. Her maç eksikleri hoca tamamlamaya çalışıyor. İşte aslında bunlar hazırlık döneminde yapılması gereken şeylerdi. 3 tane hazırlık maçı yapacağımızı 6 tane hazırlık maçı yapsaydık şimdi belki de taktiksel olarak hazır bir biçimde lige başlamıştık. Her maç eksiklerimizi görüp bir sonraki hafta onu düzeltmeye çalışıyoruz. Bu da güzel bir şey dediğim gibi. Yani bazı hocalar var körü körüne aynı şeyde ısrar ediyorlar. Yani Allah'tan Mustafa Hoca öyle değil. Yani hatasını görebiliyor. Geçen programda dile getirmiştik takımın en çok gol pozisyonuna giren futbolcusu Benur Keser. Bu maçta da gol atmadan önce ilk yarının ortalarında 25. dakikalar civarı, tam dakika hatırlamıyorum. Yine kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon kaçırdı. Rakiple girdi, ikili mücadelede biraz dengesi bozuldu. Ayağından açtı topu vesaire, orada kaçırdı. Vuruş yapamadı. Benhur'a benim tavsiyem, işi gücü bıraksın, son vuruş çalışsın abi. Tabii burada mübalağa ediyorum. Yani antrenman sonlarında bir yarım saat kalsın, şut çalışsın. Bunu yaparsa hem kendine hem Kocaeli sporumuza çok büyük faydası olur diye düşünüyorum. Hoca ilk iki maçta 21 kişilik maç kadrosunu almadı. Semih de Yiğit Ali bu maçta kadroya dahil etti. Semih 11'de başladı. Yiğit Ali de ikinci yarının sonlarına doğru girdi. Birkaç tane etkili pozisyon da geliştirdi. 45 ile 60 arası çok atak geliştirdi Samsunspor. Sağdan soldan ataklar geliştirdi. Tabi etkili bir gol pozisyonu üretemese de bir baskı kurdu yani orada bizim ceza sahamızda. Hoca 62'de oyuncu değişikliği yaptı. Biraz toparlar gibi olduk. Ondan sonra Samsun biraz daha risk almaya başladı. Samsun risk alıp arkada boşluklar verdikçe biz de boş alanlar bulup kontraya çıkmaya çalıştık. Yani sayabildiğim kadarıyla 4-5 tane gollük kontraya çıktık. Ama tabi çok basit harcadık. Çok da fazla uzun tutmayacağım. Zaten sesim biraz gitti. Çok fazla bağırdım. Maraton alttaydım ben. Hem Hodri'ye eşlik ettik aşağıdan. Ya hakeme biraz bağırdım. Bir de bizim topçulara da biraz sinirlendim. Ya topu kapıyoruz. İki pas yapmadan rakibe veriyoruz topu. Çok basit topları bile iki metre, üç metre öndeki arkadaşına pas atamıyor futbolcumuz. Ya ben orada deliye dönüyorum tribünde. Ya milyon alıyorsunuz arkadaşım. 3 metre önüne de pas at yani. Rakibin yok. Yani saha kötü. Zeminin kötülüğünden olabilir bak gerçekten. Ama rakip de aynı zeminde oynuyor. Rakip 3 pas yapıp kaptırmıyor. Sen niye yapıyorsun bunu? O yüzden biraz sesim gitti. Biraz kaptırmışım kendimi maçta. Çok fazla uzun tutmayacağım programı. İleride daha iyi programlar yapacağız. Şimdi bazı eksikliklerimiz var. Kusura bakmayın. Yayın kalitesi çok iyi olmayabiliyor şu anda. Ama kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Milli takım maçları dönüşü Bolu'ya gidiyor Kocaelispor'umuz. Bolu maçı öncesinde de bir maç önü programı çekeceğiz.
O programda görüşmek üzere. Last Scout TV'den hepinize hoşçakalın.